Merhaba tarih severler. Bugün sizlerle tarihin sıfır noktasındayız. Belki de buraya dair soru işaretleri cevaplandırıldığında tarih yeniden yazılacak. İnsanlık tarihinin doğduğu, dinlerin merkezi olarak kabul edilen Göbekli Tepe. Bugün tarihin sıfır noktasındayız. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, Şanlıurfa merkeze 25 kilometre uzaklıkta Örencik köyün yakınlarında bulunuyor. İlk çalışmalar 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş. Ancak o zaman burasının bir mezarlık olduğu düşünülmüş. Daha sonra 1995 yılında ünlü Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından burasının muhtemelen bir tapınak olduğu ortaya çıkarılmış. Aslında henüz daha çok çalışmalar devam ediyor. Sadece 5 yapı çıkartılmış. Geride daha 14 yapının daha olduğuna inanılıyor. Göbekli Tepe'nin mezarlık olmadığı şöyle anlaşılıyor. Burada düzenli bir ölü gömme adetine dair izler bulunmamış. Parça parça insan iskeletlerine rastlanmış ve sadece 3 tane kafatasına rastlanmış. Yani kafatassız bir sürü beden iskeleti. Bu şekilde bir ölü gömme adeti olmadığı için burasının bir mezarlık olmadığı, ancak burasının bir tapınak veya kutsal bir yer olabileceği düşünülüyor. Klaus Schmidt'in teorisine göre burada sadece dikkat ettiğiniz zaman T biçimli sütunlar üzerinde yırtıcı hayvan figürleri var ve bu yırtıcı hayvan figürleri sanki her an üstünüze saldıracakmış gibi oldukça sinirli bir pozisyondalar. Sanki ya buradan insanları koruyorlar ya burayı bir şeylerden koruyorlar. Bu henüz net olarak ortaya çıkmamış. Ayrıca yine Klaus Schmidt'in teorisine göre burada antik dönemde eserler üzerinde kadın figürü ağırlık gösterir. Nedendir? Çünkü kadın doğurganlığın ve yaşamın sembolüdür. Ancak Göbekli Tepe'de hiçbir kadın figürüne rastlanmamış olması, yani kadının yokluğu da hayatın yokluğu anlamına geldiği için acaba burası bir ölüm merkezi miydi sorularını akıllara getiriyor. Bilindiği üzere Göbekli Tepe M.Ö. 10.000'lere tarihleniyor. Yani günümüzden 12.000 yıl öncesine. Bilinen tarih bilgilerimiz diyor ki bu dönemde Paleolitik dönem insanı yaşıyordu. Ve Paleolitik dönemde insanlar avcı toplayıcıydı, göçebe yaşıyorlardı, taş balta eserler yapabiliyorlardı, mağaralarda yaşıyorlardı. Şimdi bu tarz bir Paleolitik dönem insanı bu kadar düzgün yontulmuş eserler yapabilir mi? Yerleşik hayatın henüz olmadığı bir dönemde bu denli büyük bir tapınağın neden yapıldığı, bu büyük bir soru işareti. Veyahut da burası tapınak mı aslında, bunu da tam olarak bilmiyoruz. Sadece taştan aletler yapmayı bildiğini düşündüğümüz, mağara insanı diye nitelendirdiğimiz Paleolitik dönem insanı, 15 tonluk kireç taş bloklarını 150 devasa anıtsal blok olacak şekilde nasıl yapabildi? Bunun için en az 500 kişinin her gün düzenli olarak organize olup çalışmış olması gerekiyor. Böyle bir organizasyon yetenekleri var mıydı? Bütün bunları cevapladığımız zaman zannederim tarihi yeniden yazmak gerekecek. Bu topraklar bilindiği üzere bereketli hilal olarak ifade edilen Mezopotamya toprakları içerisinde yer alıyor. Ve dünyada yazının bulunduğu, takvimin bulunduğu, dinlerin ortaya çıktığı bir merkez olduğu düşünülüyor. Peki hepimizin bildiği bu isim, yani Göbekli Tepe ismi nereden geliyor? Göbekli Tepe gerçekten dümdüz kireç taşı bir arazinin üzerinde yükselmiş göbeği andırıyor. Bu yüzden de bu isim verilmiş. Göbekli Tepe ilk defa 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversiteleri kapsamında yapılan yüzey çalışmalarında keşfedilmiş. İlk başlarda yapılan araştırmalarda bölgenin kireç taşı bloklardan yapılmış bir mezarlık olduğu düşünülmüş. Ancak 32 yıl sonra 1995'te Klaus Schmidt başkanlığında yeniden başlayan kazılarda burasının daha önce hiçbir yerde rastlanılmayan dini yapılar olduğu tespit edilmiş. Kazılar ilerledikçe ortaya çıkan üzerlerinde hayvan figürlerinin olduğu T biçimli dikili taşlar, sütunlar, bunların oluşturduğu çembersi bir yapı oldukça dikkat çekicidir. Burada bulunan sütunlar bazalt ve kireç taşındandır. Ayrıca en üst tabakada yumuşak toprak yapı üzerinde yöreye ait olmadığı bilinen
çok sayıda taş ve kemik aletler bulunmuştur. Bu nedenle arkeologlar Göbekli Tepe'nin doğal bir tepe olmadığını, insan eliyle yapılmış ve bir şeylerin üstünü örtmek maksadıyla bilinçli olarak taş ve toprak yığılmış bir bölge olduğunu düşünmektedirler. Tapınakların toprakla örtülmüş olması sayesinde yapı bozulmadan günümüze kadar gelmeyi başarmış. Göbekli Tepe'deki tapınak biçimi aslında bölgeye yabancı değil. Anadolu ve Mezopotamya'da daha önce ortaya çıkarılmış, mesela yine Urfa bölgesinde yer alan Nevali Çori antik bölgesi benzer yapılar göstermektedir. T biçimli blokların her biri 5,5 metre uzunluğunda ve 20 ton ağırlığındadır. Burada 5 tane anıtsal yapı dikkat çekiyor. A yapısı 1995'te çıkartılmış, 1997'de kazısı tamamlanmıştır. Bu tapınağın temel unsuru dikili taşların yüzeyinde el ve kol tasvirleri olmasıdır. T biçimli dikili taşlar dairesel biçimliyken daha sonra bu yapının merkezinde iki tane T biçimli sütun bulunmuştur. İkiz T'ler üzerinde ise yılan motifleri, koç kabartmaları, boğa, tilki ve turna kabartmaları görülmektedir. B tapınağı bunlardan en önemlilerinden biri. B tapınağı 1998 yılında kazılarına başlanmış ve 2002 yılında bitirilmiş. B yapısının merkezindeki büyük T biçimli taş blok üzerinde bir tilki kabartması gözlere çok net olarak çarpmaktadır. C tapınağı 1998'de keşfedilmiş olan C yapısı Göbekli Tepe'nin en büyük yapısıdır. T biçimli dikili taşlar içeren 2 adet daire planlı taş duvar sırasından oluşmaktadır. Bu yapılardan en iyi korunmuş olan yapı D yapısıdır. Kazısı 2002 yılında tamamlanmış. D yapısı Ören yerinin birinci evresine, yani M.Ö. 9500-8500 yılları arasında tarihlenmektedir. Yine D yapısının da merkezinde ikiz T bloklar yer almaktadır. Ve bu T blokların üzerinde çeşitli yırtıcıların yine figür olarak yer aldığını görmekteyiz. Peki bu tapınağı yapanlar neden daha sonra tapınağın üstünü taş ve toprakla kapattılar? Tapınağı mı bir şeyden korumak istiyorlardı, yoksa insanlığı bu tapınaktan mı korumak istiyorlardı? Bunlar henüz birer soru işareti olarak cevaplanmayı bekliyor. Göbekli Tepe. Kimler tarafından yapıldı, kimler tarafından ne için yapıldı? Veyahut da kimler tarafından üstü örtüldü. Bütün bunlar bir yana, Göbekli Tepe insanlık tarihi için çok önemli bir yapısal alandır. Göbekli Tepe UNESCO tarafından 2008 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. Sevgili tarihseverler, ülkemizin güneydoğusunda bulunan, ülkemizin biricik şehirlerinden Şanlıurfa'da bulunan bu insanlık merkezini mutlaka gelip görmelisiniz. Bir sonraki videoda bir başka yerde sizinle buluşmak üzere, hoşça kalın.